Tüm saklı dünyam çocuklarına merhaba. Çocuklar sizlerle bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşacağız. Eminim ki hepiniz bu bayramın önemini hatırlıyorsunuzdur. Ben unutanlar için, hatırlamayanlar için tekrar konuşacağım sizinle. Hatırlıyor musunuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okulumuzda bir canlandırma yapmıştık. Ben padişah olmuştum. Sizler de benim kölelerim olmuştunuz. Daha sonra Atatürk gelmişti ve demişti ki böyle olmaz. Bu insanların hiçbir yere gezmeye hakkı yok. İstedikleri kıyafetleri giyme hakkı yok. İstedikleri yemeği yeme hakları bile yoktu. Dedi ki ben bu padişahı kovacağım ve cumhuriyeti ilan edeceğim demişti. Ve Atatürk padişahı kovmuştu. Ne yapmıştı? Cumhuriyeti ilan etmişti. Cumhuriyet ne demekti? halkın kendi kendini yönetmesi yani kendi giymek istediklerine karar vermesi kendi gezmek istedikleri yerleri gezebilmesi istediği gibi yaşayabilmesi istediği evde oturabilmesiydi değil mi Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bize bir sürü yenilikler getirdi bize soyadı kanununu verdi seçme seçilme hakkımızı verdi istediğimiz kişinin bizi yönetebilme şansını bize verdi daha sonra Atatürk 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurduktan sonra bizim için bir sürü yeni kararlar aldı ve bunların hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldı. Atatürk 23 Nisan'da dedi ki ben bu kararlarımın hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldım ve bundan sonra her yıl 23 Nisan'da Çocuklara armağan ettiğim bir bayram olmasını istiyorum dedi. Neden çocuklara armağan etti? Sizce? Çünkü sizler Atatürk de küçük bir çocuktu biliyorsunuz ki büyüdü, okullar okudu, kocaman bir abi oldu. İstedi ki sizler de onun gibi okulları okuyun, büyük abiler ablalar olun. Onun ülkesi için nasıl güzel şeyler yaptığını sizler öğrenin. Daha sonra sizler de kendi ülkeniz için, etrafındaki insanlar için aynı iyilikleri yapmanızı istedi. Bu yüzden bu bayramı çocuklara armağan etti. Sizler okuyup okullar bitirip büyük abiler, ablalar olduğunuzda önce etrafınızdaki kişilere, annenize, babanıza bile olabilir, arkadaşlarınıza Atatürk'ün bizim için neler yaptığını bizim için ne fedakarlıklar gösterdiğini, bugünlerde rahat yaşayabiliyorsak onun sayesinde olduğunu etrafınızdaki herkese Öyle. bizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken her yıl olduğu gibi Atatürk'ün bizim için yaptığı her şey için ona tekrar tekrar teşekkür ederdik. O zaten hep kalbimizde, onu hep çok seviyoruz. Onun bizim için yaptığı iyilikleri hiç unutmayacağız. Sizler de bu bildiklerinizi ileride arkadaşlarınıza ve kendi çocuklarınıza öğretebileceksiniz. Diyeceksiniz ki biz bunları çok küçükken öğrenmiştik. Şu anda okullarımız kapalı olmasaydı bizler ne yapardık? Okulumuzu süslerdik, camlarımızı süslerdik, her yere bayraklarımızı asardık. Şimdi ben de sizlerden Sanki okulumuzdaymışız gibi evinizi süslemenizi istiyorum. Bana fotoğraflar atmanızı istiyorum. Bayraklar asabilirsiniz, bir resim yapabilirsiniz. 23 Nisanla ilgili çocuklar çizebilirsiniz. Çünkü neydi? Bu bayramı Atatürk çocuklara armağan etmişti. Sizlerden süslemelerinizi, fotoğraflarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet çocuklar sizlerle bugün Türk bayrağı deneyi yapacağız. Malzemelerimizi söyleyeceğim şimdi. İki tane kavanoz istiyorum sizlerden. İkisinde de su dolu olacak. Ve sizlerden bir ay bir de yıldız çizip kesmenizi istiyorum. Bu ay ve yıldızı bir kavanozun üzerine yapıştıracağız. Ondan sonra bir kavanozun içine kırmızı gıda boyası koyacağız. Karıştıracağız ve bu su dolu kavanoz kırmızı olacak. Daha sonra bu kırmızı suyu bunun içine dökeceğiz ve bayrağımıza rengini veren kırmızı suyla karışınca ay ve yıldızlı bayrağımız ortaya çıkacak.